Bu kadar fedakarlık yapmış olan bir aile senin diş hekimi olmanı istiyor. Hmm. Sen kendine bambaşka bir yol çiziyorsun. Fakat tabii kendi içinde de bir çatışma muhakkak ki yaşamışsındır. Tabii. İşte bu bu kadar fedakarlıklar yapıyorlar ama ben bunu benim içimden bu geliyor. Tabii. Onu yapmak istemiyorum falan. Orada seni sanata yönelten o dürtü, o güdü neydi? Nereden aldın o şeyi? Yani o dedim ya internet sitesine koydum ve şey oldu. Şarkılar bir kitle yakaladı. Yani belki 100 kişiydi orada. Ama işte bana DM atıyorlardı. Onlar kendi aralarında dönüyordu falan. ya yani orada ilk defa yazdığım şeylerin bir geçerliliği olduğunu anladım. Ee, ve böyle şok oldum. Beklemiyordum gerçekten. Dolayısıyla aslında gücü oradan aldım. O 50-100 hmm. kişiden aldım diyebilirim. O kadar. Yani şekilde... ben ilk başını yani en hmm. en başlarda hani bunu... Ailene karşı, ailene rağmen daha doğrusu bunu hmm. yapıyorsa, ya, enteresan bir şey olduğuna inanıyorum. Ben de bu spiritüel şeylere pek bir inanırım da, onun için merak ettim acaba öyle bir Vallahi, şeysi var mı bunun diye. bence gerçekten Allah bir yerden o gücü verdi galiba çünkü şu anda düşününce ne cesaret diyorum. Yani hani kimseyi tanımıyorsun, çevren yok, hani müzik hakkında bildiklerin çok sınırlı, bir anda albüme girmişsin falan. Şu anda ne cesaret diyorum... O zamanlar hiç düşünmeden verdiğim bir karardı. Hayat, çok ilginç. Hayat, 24 yaşımda. Aynen aynen öyle. Aynen öyle. Aynen. Benim de çok kullandığım bir sözdür. Yani bir şekilde siz o inisiyatifi alıp ...adımı atınca bence yollar açılıyor. İnançla ilgili galiba. Evet, galiba öyle bir şey var. O, o ara bir inanç gelmiş. Yani çok da inançlı da şeydi... kendine güvenen de bir çocuk değildim o yıllarda ama işte dedim ya bir yerden bir kanal bağlandım herhalde. <laughs> Peki hiç kimseyi tanımıyordun? Dedin ya. Ee, i̇lk kimi tanıdın ünlülerden? MySpace'te yani o müzik platformunda e, bir takım e, müzisyenlerle yazışmışlığım oldu. Umay'la e, tanıştık İstiklal e, Caddesi'nde bir akşam. E, sonra Umay'a ben şarkılarımı gönderdim. Çok mutlu oldu. E, hatta böyle çok yükseldi o bazı şarkılara. İlk Umay'la galiba yüz yüze tanıştık. O platform üzerinden de yine o dönemin alternatif müzisyenleriyle hmm. çok temastaydım. Yani şu anda pek çok arkadaşım işte Gaye Su, Tuçe, Ceylan, Ceylan Ertem, pek çok kişi var. E Cemali vardır bilir misin 90'larda kesin biliyorsundur ikili müzisyen. Ben daha küçüğüm. Duymak istiyorum. Ha, sen sen yetişemedin o döneme. <laughs> Cemal'i yorum yapmıştı mesela hiç unutmam. Ve <laughs> <laughs> böyle gözlerim fal taşı gibi açılmıştı yani Cemal'i şarkıma yorum yaptı yorum falan Yorum yapıyor filan diye. Ay çok i̇lk tatlı. aklıma gelenler bunlar. Şey İstiklal Caddesi dedin de ilk defa Beyoğlu belediye başkanı CHP oldu hı hı. E, kazandı. Ne düşünüyorsun bu konuda? Beyoğlu tekrar eski günlerine geri döner mi? Kesin dönecek. Ben zaten terk etmedim Beyoğlu'nu yani kopamadım da yıllardır da arkadaşlarıma söylediğim bir şeydir. Yani Beyoğlu bir yere gitmez, arada değişir, dönüşür. Şey gibi bence, anka kuşu gibi. Her 10 yılda bir tekrardan kendini doğuruyor. Çok seviyorum bütün değişimine rağmen, bütün o yani eleştirilen değişime rağmen. Partilerin ötesinde gerçekten açık fikirli, özgürlükçü insanların elinde kıymetinin çok daha parlayacağını düşünüyorum. Ki 2000'lerde, 2010'ların ilk yarısında ne kadar parlaktı bilirsin. Yani Avrupa'nın en hype şehri falan seçilmişti. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Zaten birkaç yıldır böyle ufak ufak canlanıyordu oralar. O Çukurcuma, Ağdalı Galatasaray, başlamıştı. Nevizade tekrardan bir canlanmaya başlamıştı. İşte Asmalı da Babilon'un eski yerinde yeni mekanlar açılmıştı. Zaten kıpırdanıyordu bir iki yıldır. Bence bu sonuçla beraber çok daha eğlenceli, çok daha böyle fıkır fıkır günlerine geri dönecek. Çok mutlu hissediyorum o yüzden. Özlediğimiz günler geri mi gelecek orada? Ben odaki evet. eğlence Bence hayatına evet. tekrar kavuşulacak. Evet.